Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Geçen günlerde hatırlıyorsunuz WWDC'nin, WWDC'nin Worldwide Developer Conference'ın Apple etkinliğinin, her şeyi de söyledim bu arada, bir özetini yaptık sizlerle beraber. İlk izlenimleri sizlere aktardık. Bayağı da uzun video olmuş bu arada. Ben de izlerken detayları paylaştığımızı anladım. Ama dedik ki şimdi biz orada deneyim odaklı değildik. Benim en fazla istediğim konu, en fazla dikkat ettiğim konu deneyim odağı. Yani eğer bir teknoloji varsa biz bunu deneyimleyelim. Yani çıkıp da kamera karşısında kuru kuru anlatmayalım sizlere bunu. O yüzden dedik ki bir tane cihazımızı sevgili izleyicilerimiz için feda edelim. Gitsin bu cihaz. Developer yani geliştirici versiyonundaki betasını yükleyelim. Ne yapalım, sizlere feda. Siz abone olmuyorsunuz belki. Olmayanlar mutlaka vardır bunu izleyenler arasında. Olmuyorsunuz ama biz sizler için bir tane cihazı feda edelim dedik. Bu developer versiyonu yükleyelim dedik. Yükledik. Ve gerçekten acayip özelliklere karşı karşıya kaldık. İyi ki yüklemişiz. Çünkü bu iş, oradaki sunumu izle, oradaki sunumu dinle, oradaki özellikleri aktar değilmiş. Çünkü içinde pek çok bilmediğimiz özellikle de karşılaştık. Şimdi bu özellikleri sizlerle paylaşacağız. Öncelikli olarak öne çıkan özellikleri anlatacağız. Sonra da hiç bilinmeyen özellikleri anlatacağız. Çünkü şu ana kadar belki de bu özelliklerin hiçbirini duymadınız. Hemen başlıyoruz. İlk özelliklerden bir tanesi tabii ki araç takımları, yani widget'lardan bahsediyoruz. Hemen ben size widget'lardan bahsetmek istiyorum. Bu arada ben bu iOS 14'ü iPhone SE'de deniyorum. Yani hem onu da aslında biraz da denemek istedim. Eğer WWDC'nin, WWDC'nin ilk izlenimlerini izlemek istiyorsanız buraya da linki bırakıyorum. Yine o linkten de ilk izlenimleri izleyebilirsiniz. Şimdi biz detaylı hemen incelemeye başlıyoruz. Ekranı sola doğru kaydırdığınızda, yani bütün menülerin en solunda bu widget takımı çıkıyor sizin karşınıza. Ve bu widget takımını istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Mesela aktivite, fitness uygulaması. Artık aktivite uygulaması da değil onun ismi. Alıyorsunuz hemen. Kaydırarak ana menüye yerleştirebiliyorsunuz. Mesela şu anda ben bunu buraya koydum. İsterseniz bunları yine oynatabiliyorsunuz. Hatta buradan araç takımlarını düzenle diyerek de istediğiniz araç menüsü içinde, widget'ın içindeki ayarları da yapabiliyorsunuz kolaylıkla. Bu arada şunu da söylemem lazım. Mesela başka bir şey eklemek istiyorsunuz. Yukarıda bir artı tuşu var. Bu artı tuşuyla birlikte istediğiniz widget'ı da yine bu widget menüsüne, yani araç takımları menüsüne kullanabiliyorsunuz. Örneğin işte eğer fotoğraflarınız veya işte borsa, ekran süresi. Yani burada aslında sınırsız seçenek var. Yani uygulamaların ne kadar yüklenizle bağlı, hangi uygulamaların araç takımı desteği olduğuna bağlı olarak istediğiniz buradaki uygulamaların widget'larını, araç menülerini ekleyebiliyorsunuz. Tabii ki dolayısıyla bunu da menü üstünde uygulamanın arasında değerlendirmeniz mümkün. Mesela şu an bu benim ilk ana sayfam. Ana sayfamda mesela burada bir Smart Stack var. Birazdan akıllı yığın olarak geçiyor. Birazdan ona değineceğiz zaten. Mesela şu anda en üstte o var yatay olarak. İsterseniz aktiviteleriniz, artık aktivite demiyoruz ona, fitness aktiviteleri olarak da belki ifade edebiliriz. Yine onlar da burada mevcut. İsterseniz ikinci sayfa, üçüncü sayfaya da aynı şekilde bu widget'ları eklemeniz mümkün. Bu arada bu widget'larda 3 farklı boyutta sunuluyor. Uygulama geliştiricilere tabii ki bağlı olarak. Küçük boyut, orta boyut ve büyük boyut olarak. Büyük boyut, üstteki boyut, küçük boyut ise siz de görüyorsunuz zaten. Kıyaslama açısından ben de bunları sizlerle paylaşmak istedim. Artık akıllı telefonumuzda çok fazla uygulama var. Geçen hatta ben bir araştırma okudum. Yaklaşık bir akıllı telefonda ortalama 60 tane uygulama varmış. Gerçek hayatta kullandığım iPhone 11 Pro Max'te yaklaşık 10-11 tane sayfa var. Yani aralarında bayağı bir gezmem gerekiyor. Bunun da bir artık çözümü var. Artık istediğiniz sayfayı saklayabiliyorsunuz. Yine uygulama düzenliyormuş gibi yapıyorsunuz. Alttaki noktalara basıyorsunuz. Yani sayfa geçiş sayılarını gösteren, sayfaları gösteren noktalara basıyorsunuz. Bastığınızda sayfaları düzenli olarak bir özellik çıkıyor. Ne yapıyorsunuz? Tik olanları kaldırıyorsunuz. Mesela ben şu an kaldırdım. Sadece bir ekrandan oluşuyor artık benim telefonum. Yani gereksiz uygulamanın hiçbirini görmüyorum. Peki bu uygulamaya nasıl ulaşacaksınız? Hemen yanında uygulama arşivi var. App Library olarak geçiyor bu. Bence şu ana kadar iPhone'un en büyük güncellemeleri arasında bence bu geliyor. Gerçekten kullanım açısından oldukça önemli. Mesela bu uygulama arşivinde ne gibi özellikler var? Hemen şimdi size onlardan bahsedeceğim. Öneriler. Sizin hangi uygulamaları daha çok kullandığınıza göre öneriler klasörü var. Sonra eklenenler klasörü var. Gerekli olan araçların olduğu bir klasör var. Yine siz bunları aynı şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Peki, şimdi şunu da söylemem lazım.
kutuların içinde 4 tane uygulama görünüyor. Örneğin mesela son eklenen uygulamalarda Netflix varmış. Benim mesela Netflix'in üstüne bastığımda yani o kutuyu açmama gerek kalmadan direkt olarak uygulama açılıyor. Şimdi peki acaba daha fazla uygulama varsa bir klasörde ne oluyor? O zaman şu oluyor. Eğer küçük küçük olan uygulamaların üzerine basarsanız o zaman o klasördeki bütün uygulamalar ekrana geliyor. Mesela ben şu an üretkenliğe bastım. O kutuların içinde olmayan uygulamalar da ekrana geldi. Hızlı bir kolaylık sundu. Ha dersiniz ki ben uygulamaları tek bir listede görmek istiyorum. O zaman bu uygulama arşivindeki ekranı aşağı doğru kaydırıyorsunuz. Ve karşınıza alfabetik bir uygulama arşivi listesi geliyor. İsterseniz buradan da aratabiliyorsunuz. Mesela ne yazalım? Netflix yazalım. Yazdığımızda Netflix otomatik olarak çıkıyor. Biraz önce sizlere Smart Stack yani akıllı yığınlar olarak bunu Apple çevirmiş. Bilmiyorum yani yığın biraz orada biraz olmamış yani o kelimeyi ben beğenmedim açıkçası. Smart Stack akıllı yığın siz ne derseniz deyin. Size bir yine bu araç takımları içinde bir özel menü oluşturuyor. Sizin günlük hayatta en çok kullandığınız uygulamaların aslında özetlerini burada görüyorsunuz. Uygulamaları açmadan tek bir araç takımı olarak karşınıza çıkıyor. Mesela benim şu anda en çok mesela hava durumuna bakmışım. Biliyorsunuz bugünlerde havanın ne olduğu belli olmuyor. Yani kışın yağmayan yağmur bu dönemde yağmaya başladı. Neyse bu konuya da sonra değiniriz. Bizim işimiz değil ama olsun. Bir yorum yapmayı seviyorum ben. Mesela fotoğraflar albümü, takvim, anımsatıcı, adres, hangi adrese gitmişseniz hepsini buradan hızlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Uygulamaların arasında çok fazla gezmeden günlük hayatta kullandığınız en fazla uygulamaların özetlerini... Amma cümle oldu ya bu. Vallahi bak fena cümle kurmadım. Özetlerini burada görebiliyorsunuz. Ha bu arada aklınıza şu gelebilir. Bu yığını nasıl düzenleyeceksiniz? Mesela üstünde basıl tutuyorsunuz. Yığını düzenleye basıyorsunuz. İsteğinizi buradan kaldırabiliyorsunuz. Sil diyorsunuz. Mesela ben fotoğrafı çıkarttım buradan. Yine akıllı döndürme de yapabiliyorsunuz orada yani. İşte bir saniye aralığıyla beraber dönüyor. Biraz önce fotoğrafları kaldırdım artık fotoğraflar burada yok. Hangi konudan devam edelim? Notlarıma da baktım. Picture in picture. Yani resim içinde resim. Artık bir videoyu izlerken başka uygulamaları da kullanabiliyorsunuz. Peki nasıl yapıyorsunuz? Hemen gösteriyorum. Geldik Netflix'i açtık. Bu arada uygulama arşivini kullandım. Umarım görmüşsünüzdür. Netflix'i açamamışım YouTube açmışım. Kafalar karıştı. Neyse. Netflix'i açtım. Şu anda dizi oynuyor. Ve... İki kez tıkladım. Yani bütün uygulamaları açtım. Mesela Safari'yi açtım şu anda. Bu Picture in Picture özelliği aktif hale geldi. Ekranın istediğiniz yerine bunu koyup istediğiniz kadar da küçültebiliyorsunuz. Mesela en küçük boyutu bu kadar galiba. Bir dakika küçülteceğim ve göstereceğim size. En küçük boyutu bu şekilde. En büyük boyutu ne kadar? Bakalım onu da. Bu şekilde. Peki bunu yana attığınız zaman ne oluyor? Ekrandan gidiyor arkada oynamaya devam ediyor. Evet gayet kullanışlı bir özellik. Peki şimdi akıllara gelecek tek bir soru var. Acaba YouTube'da ne oluyor? Hemen deneyelim. YouTube'un uygulamasında deneyelim bakalım ne olacak. Bir tane şarkı varmış. Tabii bu şarkıyı kısalım biz teliften kaçalım. Şimdi aynısını yapıyorum. Yani açtığım zaman şu anda gitti. YouTube uygulamasında çalışmıyor. Ama acaba nerede çalışıyor? Safari'de çalışıyor. Yani evet YouTube buna karşı belki bir önlem almış olabilir ama Apple da ona göre bir hareket yapmış. Neydi benim adım? Ahmet Can yazarak siz de ulaşabilirsiniz. Ve SE çıktı. Yani şu elimde tuttuğum telefonun videosu çıktı. Şu an video oynuyor. Tam ekran yaptım. Nereye geleyim? Şu an oynamaya devam ediyor bu arada. Mesela sağlık uygulamasına geldim. Yani örnek için zaten size göstermek için. Yine çalışmaya devam ediyor. Ne anlama geliyor? Yani eğer YouTube Premium abonesiyseniz o zaman maalesef ki o parayı boşuna veriyorsunuz. Çünkü Apple Picture in Picture özelliğiyle aslında bir sizi YouTube Premium abonesi yapıyor. Yani siz YouTube'u iOS 14'te açtığınızda Safari'den açtığınızda siz müzik dinlemeye yana kaydırarak devam edebiliyorsunuz. Bu iş ne yapar biliyor musunuz? Bu iş kavga çıkartır. Yani bakalım ne olacak? Ben bunun çok fazla aslında ne olacağını merak ediyorum. Çünkü o zaman YouTube Premium'a neden para veriliyor? Reklamsız olduğu için veriliyor ama tabii ki diğer özelliğini arka planda oynatma özelliği. Arka planda oynatma özelliğini aslında iOS 14 ortadan kaldırıyor. Kendi başına yapıyor. Safari'de siz de bunu oynatabileceksiniz. Şimdi hemen devam ediyoruz. Bak bu çok güzel bir özellik. Şimdi buna başlayalım. Bu özelliğe ben bayıldım. Bu özellik ne biliyor musunuz? Birisi aradığı zaman daha önceki iOS versiyonlarında ne oluyordu? Mesela uygulamayı kullanıyorsunuz. Çat birisi arıyor sizi. Şimdi ya telefonu meşgul atacaksınız ya da açacaksınız. İki tane seçeneğiniz var. O yüzden eğer önemli bir şey yapıyorsanız mesela mail atıyorsanız önemli bir
mesaja cevap veriyorsanız hiçbir şey yapamaz hale geliyordunuz. Eğer bu kişideki şöyle birisi ise, ısrarla arayanlardan birisi ise, aradığı zaman sonuna kadar çaldıranlardan birisi ise, öyle insanlar çok fazla, ben en fazla 3 kere çaldırıyorum, kapatıyorum. Nasıl olsa cevapsızlığı görüyor. Yıl olmuş 2035. Seni aradım gördün mü diyor. Israrcı insanlardan uzak durmak için güzel bir özellik. Hemen size göstermek istiyorum. Şimdi kamera arkasında sevgili Berk arkadaşımız var. Berk, beni bir arar mısın? Arıyor musun Berk? Mesela Berk aradı beni. Bu arada bu da çalıyor. Mesela Berk aradığı zaman siz de görüyorsunuz şu anda. Yukarıdan bir bildirim gibi geldi. Ne yapıyorum? Üste ittiriyorum. Şu an sessize aldım. Ve hemen saatin yanında bir telefon işareti var. Çaldırdığını gösteriyor. Ona bastığınız zaman yine tam ekran oluyor. O zaman geriye dönüş yok. Ya açacaksınız ya da meşgul açacaksınız. Bu da güzel bir özellik. Bu neden güzel bir özellik? Örneğin navigasyonda da giderken birisi aradığı zaman göremiyorsunuz. Nereye gideceğinizi göremiyorsunuz. Veya işte mesaj yazarken ne yapacağınızı görmüyorsunuz. Eğer önemli bir mesajsa 10 kere 20 kere çaldıran kişiler var biliyorsunuz. Onları meşgul atmak zorunda kalıyorsunuz veya açmak zorunda kalıyorsunuz gibi özellikleri var. Bu da yine iOS 14'ün bence öne çıkan özellikler arasındaydı. Şimdi hemen devam ediyoruz yeni özelliklerden. Notlarıma bakıyorum. Kamerada şöyle bir optimizasyon yapılmış. Daha hızlı açılıyor kamera. %25 daha hızlı açıldığı söyleniyor. Açıkçası bunun kıyaslamasını yapmadık. Çünkü neden yapmadık? Bir tane daha SE 2020 telefonumuz olsaydı ve onda da iOS 13 olsaydı o zaman kıyaslama yapmak doğru olurdu. Şimdi iPhone 11 Pro Max ile bunu kıyaslamak olmaz. Yani bizde elma ile armutun kıyaslaması olmaz. Ondan dolayı yapmadık. Ama söylenen %25 bir iyileştirme. Bu arada kamera demişken ön kamerada bir yeni özellik var. O da yansıtma özelliği. Yani mirror mode yapıyor. Ayna modu yapıyor. Bu yüzden siz de mesela selfie fotoğraf çekerken elinizde yazılı bir şey varsa daha düzgün görünmesi için aslında bunu kullanabilirsiniz. Yani sanki dikiz aynasına ambulans gelmiş gibi olmasın diyorsanız o zaman bu özelliğini de kullanabilirsiniz. FaceTime öyle bir özellik eklenmiş ki bu inanılmaz bir şey. Ya bu gerçekten bilinmeyen de bir özellik, inanılmaz da bir şey. Şimdi size şunu göstermek istiyorum. Ayarlara geldiniz. FaceTime ayarlarına geldiniz. Aşağı doğru iniyorsunuz. Göz teması diye bir özellik gelmiş. iOS 14 ile birlikte. FaceTime sırasında doğal göz teması kurar. Yani şunu söylüyor. Siz mesela bir size FaceTime yapıyorsunuz, kamera telefonun üzerinde kalıyor ama siz o kişinin yüzüne baktığınız için biraz aslında boşa bakıyormuş gibi oluyorsunuz. Yani aşağı bakmak zorundasınız çünkü kamera üst tarafta. Bu özellik sayesinde yazılımsal olarak sizin yukarıya doğru bakmanız sağlanıyor. Ya inanılmaz saçma bir şey gerçekten, inanılmaz enteresan bir şey. Benim çok hoşuma gitti. Ben de şimdi Berk arkadaşımı görüntülü olarak arayacağım. Bakalım bu özellik nasıl çalışıyor. Ve şu anda aslında zaten biraz belli mesela. Gözlerinde bir gariplik oldu. Yani biraz sanki büyümüş gibi. Berk selam. Selam abi. Şu anda aslında sana bakıyorum ama nasıl, kameraya bakıyormuş gibi görünüyor muyum? Gözüküyorsun abi. Ben mesela ekrana bakıyorum. Ben çok da öyle gözükmüyorum. Öyle mi? Aa süper. Seni de şöyle göstereyim. Çünkü ekran göster. Kapatıyor. Otomatik gizlilik olduğu için. Çok enteresan bir şeymiş bu ya. Ama gerçekten gözlerde bir gariplik oluyor zaten. Evet şu anda abi... Bak bir kameraya doğru bak. Bak şu an şu kameraya doğru bakıyorum. Tamam, ekrana doğru bak. Şimdi ekrana doğru bakıyorum. Hatta menü tuşunun oraya bakıyorum. Ana menü tuşuna bakıyorum mesela. Fark ediyor mu? Yok, hep bana bakıyormuşsun gibi. Çok enteresan ya. Bu çok enteresan bir özellikmiş yani. Çok enteresanmış gerçekten. Bu kapattım. Berk kusura bakma. Samimiyetin ve doğal göz temasının kurulması için önemli bir özellik. Devam ediyoruz. Translate uygulaması. Evet, bu çok fazla konuşuldu. Translate uygulamasını hemen şimdi hep birlikte deneyimleyeceğiz. Ve bu konuda da ben de bugün bir yetkililere bağlandım. Apple yetkililerine bağlandım. O konuda da bazı sorular sordum. Şimdi onun da cevabını size vereceğim. İngilizceden ne olsun? İngilizceden Çince olsun. Are you cola? Tabii böyle bir şey yok. Onu tabii are you gonna olarak. Onu koala olarak çevirdi tabii ki. İşin esprisi buradan istediğiniz çeviri işlemlerini yapabiliyorsunuz. Her şey aslında mevcut. Türkçe var mı? Türkçe yok. Biz de zaten bu konuyla ilgili bugün bir bağlantı yaptık. Türkçe için çalışmalar devam ediyormuş. En kısa zamanda Türkçe dil de eklenecek buna. Sıcağı sıcağı sizlere bilgi vereyim. Şimdi devam ediyoruz. Diğer özellik rahatlama kestirmesi. Aslında bir uyku modu geldiğini söylemiştik. Akıllı saat işletim sistemi Watch OS 7'ye. Sağlık uygulamasını açtıktan sonra aşağıya doğru geliyorsunuz. Rahatlama kestirmelerini ayarlayın diyor. Başlata basıyorsunuz. Size diyor ki uykudan kaç saat önce artık uykuya yavaş yavaş geçmeye hazırlanırsınız diye soruyor. Ona göre size müzik önerisi sunuyor.
podcast sunuyor, kitap sunuyor, bir sonraki güne hazırlanmanızı sağlıyor, notlarınızı hatırlatıyor ve bunu sizin uyuma saatinize göre ayarlıyor. Yani diyorsunuz ki 45 dakika önce rahatlama kestirmelerini aktif hale getir, o zaman ayarlamaya başlıyor ve bu özellikleri size sunuyor. Hemen devam ediyoruz. Güvenlik konusu çok fazla öne çıktı. Güvenlik konusunda iki tane dikkat çeken konu var. Mesela ben şu anda FaceTime'a bastığım zaman ekran hemen üstünde yeşil bir nokta göreceksiniz. O da şu anlama geliyor. Şu anda bir uygulama sizin kameranızı kullanıyor. Turuncuysa bir uygulama sizin konumunuzu kullanıyor. Yani uygulamaların sizin verilerinizi kullanmasına göre burayı renklendiriyor. Kamera kullanımı için bir yeşil ışık yandığı zaman kısa yol menüsünü açtığınızda en üstte diyor ki yeşil işaretiyle bir kamera logosu var. Diyor ki FaceTime yakın zamanda kameranızı kullandı diyor. Yani diğer uygulamalarda eğer kullanıyorsa yine buradan onları takip edebiliyorsunuz. Ve sizi uyarıyor. Bu da yine güzel bir özellik. Yani güvenlik konusunda güzel bir özellik. Benim dikkatimi çeken başka bir özellik daha var. O da yine Safari'de bir güvenlik uygulaması. İsmi de hatta ne olarak geçiyordu? Bir saniye söyleyeceğim. Tracking Report. Takip raporu. Şöyle çalışıyor. Mesela Safari'de bir tane internet sitesi açtınız. Hemen solda bu yazının AA diye bir fontlar var. O fontların hemen geliyorsunuz, en altında Tracking Report diye bir seçenek var. Bastığınızda size hangi verilerinizin ne kadar kullanıldığını söylüyor. Aslında genel bir rapor sunuyor. Yine bu da güvenlik açısından iOS 14'ün öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Şimdi değineceğim nokta ise Siri. Siri'de önemli gelişmeler var. Özellikle artık daha akıcı konuşuyor Türkçeyi. Hemen gelin isterseniz buna bir göz atalım. Siri artık daha önceden bir menü olarak tam ekran açılıyordu. Yani Apple artık bu tam ekran açılma hikayesini biraz sonlandırmış. Parçalı olarak ekranı daha fazla kullanıyor. Mesela şu anda Siri'm aktif halde. Örneğin mesela bir espri yapsın bize. Bize bir espri yapar mısın? Adamın bir her akşam makarna yiyormuş. Bir akşam kapı çalmış. Gına gelmiş. Evet, ben bu telefonu bırakıp gidiyorum. Burası buz gibi oldu arkadaşlar. Görüşürüz. Evet, neyse, yani komik bir espri değil ama belki ileride daha komik esprilerle karşılaşabiliriz. İşin şakası tabii ki şu. Siri daha akıcı bir halde konuşuyor. Bu benim çok dikkatimi çekti. Erkek sesinin gelmesi de gayet güzel. Uzun bir cümle ne kurdurabiliriz acaba ya? Aklınıza gelen bir şey var mı? Siri bize tekerleme okur musun? Tamam. İşte bir berber bir berbere. Bre berber. Gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Bir şey söyleyeceğim, bu bir challenge, ben de yapacağım. Bir berber bir berbere, bire berber gel beraber bir berber dükkan açalım demiş. Vay be, yaptım be. Fena da değil bu arada, değil mi? Güzel. Yani Siri daha akıcı. Kısacası bu video bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda abone olun. Abone olun. Bak tekrar tekrar söylüyorum. Burayı sanki şey gibi, bumerang gibi yapacağım. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Evet, abone olun. Yani abone olun. Bunu zaten çok istiyoruz. Yani 1580-1600 abone gerçekten bu kanala yakışmıyor. Ben kendime de yakıştıramıyorum. Bu kanalı en kısa zamanda büyüteceğiz. Kısaca böyle. Zile de basın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Biz size biraz daha bilinmeyen özelliklerinden bahsettik. Pek çok video var iOS 14 hakkında. Ama bu videoda umarım başka şeyler bulmuşsunuzdur, başka detaylar bulmuşsunuzdur. Bu arada şunu söylemem lazım. iOS 14'ü biz developer olarak indirdik. Başka yerlerde linkler paylaşılıyor, aman dikkat. Çünkü bunu yaptığınızda geri dönüşünüz olabilir ama sizi zorlayabilir. İstediğiniz fonksiyonları kullanamayabilirsiniz, tehlikeli olabilir. Bu yüzden başka yerden güvenip yapmayın. Zaten çok yakın bir zaman içinde public olarak, yani kamuya açık olarak bir beta versiyonu yayınlanacak. Onu indirirseniz çok daha iyi. Ama hiç risk almak istemiyorsanız o zaman zaten lansman tarihini bekleyeceksiniz. O da büyük olasılık Eylül'de. Eylül'de iOS 14 ile birlikte karşı karşıya kalacaksınız. Videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Ne yapıyoruz o zaman? Bye bye.